Şehitleri konuşurken biz genelde hep onları son anlarıyla hatırlıyoruz ama şehitlerin ya da şehit hayatlarının farklı bir özelliği var. Onlar güzellikleri, emri bil marufu, iyiliği, yardımı hayatlarının her anına, ibadeti hayatlarının her anına yaymış ve o güzel ömrün sonucunda da Rabbi ile bir pazarlık yapmış ve canını cennete karşılık Rabbine satmış kimselerdir. Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde İslam dünyamızdan aslında çok önemli şehitlerimiz var. Hasan el-Benna'mız var, İskilip Latif hocamız var, Malcolm X'imiz var, Necmettin Erbakan hocamız var ve bunun gibi ismini hatırlayamadığımız onlarca şehidimiz var. Allah içimizden kimseleri, içimizden örnek kimseleri yanına şehitlikle alarak, şehadetle alarak toplumlara aslında yol gösteriyor. Şehit sadece Rabbi ile güzel bir anlaşma yapan değil, aynı zamanda toplumlara, topluluklara, cemiyetlere, cemaatlere birer muşti olmuş. Onlara birer hadi olmuş, yani yol gösteren olmuş kimselerdir. İslam dünyası ne zaman ki şehitliği tekrar özler, ister, onun için çabalarsa Rabbimiz bu topraklara, İslam dünyasına tekrardan zaferler nasip eyleyecek. Şimdi görüyorsunuz Gazze sınırında 30 bin tane şehidimiz var. Yani bunların birçoğu çocuklardan oluşuyor. Daha blue çağına ermemiş çocuklar bunlar. Ve terör devleti İsrail'in saldırılarıyla hepsi şehit ediliyor. Orada bizim aslında gördüğümüz çok ilginç bir şey var. Yani İslam dünyası şu an şehitlik nedir, şehit nasıl olunur kavramını Gazze'den görmek zorunda. 4 tane 5 tane evladını şehit vermiş bir anne hasbinallah ve nimel vekil diyor. Asla isyan etmiyor, bunu bir kazanç olarak görüyor. Çünkü biliyor ki alemlerin Rabbi olan Allah o canlar karşılığında nice zaferler nasip eyleyecektir. Dünyaya materyalist gözlerle bakan bu emperyalist akıl ölümü bir son olarak görüyor. Hayır, ölüm bir son değildir. Hatta ve hatta şehadetle taşlanmış bir ölüm Rabbi ile yapılmış en güzel anlaşmadır. Onun için bizler de özellikle Şubat ayında şehit olan, tüm İslam topraklarında şehit olan, geçmişten bugüne şehit olan tüm o şehitlerimizin yolunu sürdürmek için uğraşacağız. Şu an 2024 Şubat ayındayız ve yine tekrardan şehadet ayını kutlamaktayız. Biz Şubat ayında şehadeti tadıyoruz. Şubat ayında şehitlerimiz olduğu için her gün, her Şubat ayının her bir gününde geçmişte daha önceden vermiş olduğumuz şehitleri hatırasını bir kez daha yaşamış oluyoruz. Başta Filistin olmak üzere birçok ülkedeki, birçok coğrafyadaki insanların acısını biz de tadıyoruz. Ve bunu en yakın olan insanlardan tadıyoruz. Bizler tadıyoruz. Ailemizden şehit verdik. Gazze'de şu an şehitler veriyoruz. Doğu Türkistan'da şehitler verdik. Erbakan Hoca'nın güzel bir lafı vardır Filistin için ve şöyle söyler. Bir gün öyle bir tokat atacağız ki İsrail'e, gözlerin önünden İsrail'de açmış olduğu duvarlar gelecek. Biz buna inanıyoruz çünkü İsrail'in çöküşü yakın. Bizim imanımız var. Marmara'da olduğu gibi, tıpkı Çanakkale'deki gibi imanımız hala güçlü. Doğu Türkistan'daki coğrafyamız da inşallah bütün bu kötülüklerden uzaklaşmış bir şekilde tekrardan biz İslam bayrağını her yere dikeceğimize inanıyoruz. Şubat ve şehadet olayı birbiriyle paralel olarak düşündüğümüzde, yani Şubat ayında özellikle çok şehitlerimiz var. Ve bu şehitlerimizden en önemlileri bizim İstanbul'daki arkadaşımız, kardeşimiz, yıllarca beraber olduğumuz Metin Yüksel öncelikle benim aklıma geliyor. Ve Metin Yüksel'i rahmetle anıyorum. Tabii şehitlerimiz o kadar çok ki, yani isim isim saymak gayet zor. Gazze'de özellikle şu anda hala devam ediyor orada. Oradaki çocuk, kadın, erkek, yaşlı demeden katlediliyorlar ve şehadet makamına erişiyorlar. Cenab-ı Hak onlara şehitliği nasip ediyor. Bu şehitlik nasip meselesidir. Herkese nasip olmaz. Ben şahsen bu şehadet makamına erişenlere imreniyorum. Çünkü hakikaten herkese nasip olmaz. Önder insanlardır şehitler her zaman. Onlardan ders almak lazım. Onların makamları âli olsun, mekanları cennet olsun diyoruz. Bizler de onlara layık olmaya
çalışmalıyız. Çalışıyoruz da elhamdülillah. Ama asıl bu konuları gençlere işlemek lazım. Çünkü gençlerin bilmesi lazım. Bu camiamızda özellikle genç kardeşlerimiz, şehitlik nedir, şehadet nedir, bu makamlara bu insanlar nasıl gittiler, nasıl şehit oldular, neden oldular, niçin oldular? Asıl bu önemli, bunları irdelemek lazım. İslam davası için oldular, Müslümanlık için oldular ve bu uğurda canlarını verdiler. Bizim için bir aydınlık yarınlar için ve birliğimiz için, kardeşliğimiz için, gelecekte İslam'ın hakim olması için şehit oldular. Asıl hedef buydu. Kendilerine rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yolunu sürdürmek için mücadele ediyoruz. Biz şehitlerimizi biliyoruz ki onlar gök kubbede altın harflerle isimleri yazılan zatlardır, sembollerimizdir, değerlerimizdir, fedakarlarımızdır. Bizler şehitlerimize sahip çıkmalıyız. Şehit olduğu gibi şehitlerin ailelerine de sahip çıkmalıyız ki şehidin kıymeti bilinsin, ilerideki insanlarımıza ulaştırılsın. Değerlerimiz olan, ümmetin değeri olan Şeyh Said Efendi, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Halit Cibran gibi nice değerlerimiz var. Ama Türkiye'de nedense bundan bahsedilmiyor. Bunların kabirleri gündeme getirilmiyor. Biz Türkiye'li Müslümanlardan ve bu hükümetten özellikle istiyoruz ki nasıl ki İskilipli Atıf hocamızın kabiri şerifleri DNA testi yapılarak, bak DNA testi yapılarak bulunuyor ve elhamdülillah kendi memleketi olan İskilip'e götürülüp defnediliyor. Biz de hükümetten istiyoruz ki bizim önderlerimiz, şehitlerimizin kabirleri de bulunsun. İnsanlarımız gitsin o kabirlere Fatiha Şerifler okusunlar. Bu şehit günlerinde aileleri ziyaret etmeliyiz. Onların ailelerine, şehitlerin ailelerine, annelerine, babalarına hiçbir şey yapamasak birer çikolatayla birer gül götürmeliyiz. Şehide sahip çıkmak şehit kadar değeri vardır Allah katında. Çünkü o şehitlerin bize ihtiyacı yok. Bizlerin şehitlere ihtiyacı var. Çocuklarımızın ihtiyacı var, geleceğimizin ihtiyacı var. Eğer biz şehitlerimizi, sembol şehitlerimizi özellikle anlatamazsak bunun vebalini çekeriz. Türkiye'de onlarca, yüzlerce şehidimiz var. 80 öncesi Akıncı abilerimiz var. 80 sonrası dünyanın değişik coğrafyalarında ümmetin yarası olduğu için ümmetin feryadına koşan Afganistan'da, Patani'de, değişik yerler, coğrafyalarda şehitlerimiz var. 90'lı yıllara geldiğimiz zaman maalesef ülkemizde zalimler tarafından şehit edilen özellikle Doğu ve Güneydoğu'da kardeşlerimiz, abilerimiz, sembollerimiz var. Biz o şehitleri de unutmayacağız. Özellikle Kobani olaylarında Yasin Börü ve kardeşlerimiz, sonrasında Aytaş Baran ve niceleri şehit oldular. Biz bunları unutmuyoruz. Orhan Korkmazları unutmadığımız gibi, İbrahim Kızmazları unutmadığımız gibi, Metin Yükselleri unutmadığımız gibi hiçbirini unutmayacağız. Onların isimlerini her zaman gündeme getireceğiz. Şehit Selami Bosna Hersek cephesinde şehit düştüğü zaman onun şehadet haberi bizim evimize gelmişti. Başta babam olmak üzere, ailem olmak üzere biz şehidimize sahip çıktık. Ondan şeref duyduk, gurur duyduk ve babamın Türkiye'li Müslümanlara Beyaz Meydan'da bir sözü vardı. Benim 5 oğlum daha var. Değil 5 oğlum, 5 milyon oğlum da olsa ben Allah yolunda feda etmeye hazır bir babayım. Şehidin ailesi şehidine sahip çıkarsa ve onun arkadaşları o şehit ailesini ihtiram gösterirse İnanın ki bereketi daha çok oluyor ve biz bunun bereketini Bosna Hersek'e Selami'nin şehadetinden sonra onlarca insanın şehit olduğunu, yüzlerce insanın orada gazi olarak Türkiye'ye döndüğünü biliyoruz.